İkinci AYT denememizle beraber e, yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi birkaç tane deneme çözeceğiz. Siz tabii ki bu videoları düzenli olarak izlerken bir yandan mutlaka kendi deneme çözümlerinizi yapın. E, ve her soruda, her 13 soruluk denemede ya anlamadığınız konuların ya videolarını açın tekrar izleyin ya da dediğim gibi tekrar e, çalışmalarınızı yapın. Hazırsanız ikinci denemiz, denememizle beraber devam edelim. Sorumuzu okuyoruz. Soru da insanlarda testislerin skrotumla faaliyet göstermesi nedeni aşırılıklardan hangisine doğru verilmiştir diye soruyor. Skrotum dediğimiz şey testislerin içinde bulunan torba ya da işte o dışındaki yapı dediğimiz olaydır. Testisler bildiğimiz üzere bizim e, erkek vücudunun dışında bulunur. Şey gibi diğer e, dişi gonadları gibi vücudun içinde bulunmaz. Metni okuyalım. Erkek konakları olan testisler karın boşluğunun dışına skrutum adı bir torba da yer alırlar. Tam olarak söylediğimiz gibi. Testisler embriyonun gelişim evresinde karın boşluğunda bulunur ve doğum sonrasında skrutuma iner. Anladık. Şimdi hangisi bir doğru verilmiştir diye soruyor. Burada tabii ki bilgi de önemli. Fakat ben doğrudan bilgiyi söylemeyeceğim. Yorumlayarak bulalım. Karın boşluğundaki basınçta spermler sağlıklı gelişemez. Belki ilk okuduğunuzda mantıklı gelebilecek bir şıktır. Fakat dediğim gibi ben cevabın ne olduğunu söylemeden önce diğerlerini elemek istiyorum. Spermler sağlıklı gelişemesi basınç arasında aslında birazcık farklı bir olay var. Çünkü sperm dediğimiz şey çok küçük bir hücreyken karın boşluğu dediğimiz büyük bir şey. Orada oluşan bir basınç orayı da oradan etkilemez. Spermlerin skrotum kesesine depolanması daha kolay değil. teorik olarak buna çok bir bağlantısı yok konunun. Karın boşluğundaki vücut sıcaklığında spermler sağlıklı gelişemez arkadaşlar. Bu çok güzel bir soru olmuş. Çok çok güzel bir soru olmuş. Şöyle tiklerimizi atıyoruz. Olay şöyle. Normalde e, canlıların yani insanların vücut sıcaklığı tahmin edersiniz ki 36-37 santigrat derece arasındadır. Fakat spermlerin sağlıklı şekilde gelişebilmesi için 32 ile 34 santigrat derece arasında bir sıcaklık gerekir. Bu yüzden e, bahsettiğimiz şey doğum sonrasında skrotuma inmek dediğimiz şey testisler vücudun dışına alınır ki gerekli sıcaklık sağlanabilsin. Çünkü içeride zaten mümkün olmaz. Çok doğru öncül. Skrotum kesesinde spermler daha az besinin daha uzun süre hayatta kalabilir. Böyle bir durum söz konusu değil. Tamamen kafa karıştırmak için koyulmuş ışıklar. Spermlerin keseden vücut dışına atılıncaya kadar izledikleri yol daha kısadır. Hayır doğru değil. Ee, cevabımız C şıkkıydı. Çok güzel bir soruyla başladık. Devam edelim. İnsan solunum sisteminde kan ile hava arasındaki gaz alışverişi dış solunum ya da organizma solunumu diyebiliriz buna. Yazalım organizma solunumu. Çünkü biz takdir edersiniz ki iki tane şey biliyoruz organizma. İki tane solunum çeşidi biliyoruz. Bunlardan bir tanesi metabolik solunum. Yani hücrelerimizin yaptığı solunum. Mitokondilerde ökaryotlarda ya da işte e, başlayıp mitokondide devam eden bir proses. Bu olduğunu biliyoruz. Bahsettiğimiz şey yaptığımız zaman akciğerlerimizin hacmini arttırıp basıncını düşürüp oksijenin yani dışarıdaki oda basıncının atmosfer basıncının daha fazla olması beraber içimize hava girmesini sağladığımız olaya biz disolunum diyoruz. Bunu sormuş. Zaten bizim solunum sistemimizin temel görevi de budur. Çünkü önceki denemelerimizde de bahsetmiştik bundan. Ee, biz tek hücreli bir organizma olmadığımız için, tek hücreli bir canlı olmadığımız için besini ve oksijeni doğru ve düzgün şekilde dağıtabilmemiz gerekiyor. Bununla alakalı yaptığımız şey yaptığımız kısım tabii ki solunum sistemi olacak. Kanla hava arasındaki değişim. Sizin de bildiğiniz üzere akciğerlerle gerçekleşir. Ve akciğerlerin yapısında bulunan alveol adı verilen alveol adı verilen keseciklerde Bu durum gerçekleşir. Akciğeri şöyle bir yazalım tam R'ye yazalım. Alveoller de gerçekçi. Alveoller dokudan gelen karbondioksiti. Yani bizim kaslarımızın vücudumuzu kullanan karbondioksiti. Dışarı vererek tamamen difüzyon mantığıyla tamamen basınç kuralına göre dışarı vererek şeyi e, temiz havayı içeri alır. Ve işte hemoglobinlere bağlayarak alveollerimizle beraber iletmeye devam ederler. Dediğim gibi arkadaşlar cevabımız alveol. Devam edelim. mRNA. Messenger RNA. Mesajcı RNA. Mesaj dedik. Hangilerinin üretiminde kullanılır? Şimdi biz mRNA dediğimiz şeyin ribonükleik asit çeşitlerinden biri olduğunu zaten biliyoruz. Bunun üzerine ne söylemiştik önceki denememizde ve konu anlatımımızda? Genetik bilgiden şifre alınır, DNA'dan şifre alınır ve proteinlerin hangi aminosit dizilimiyle sıralanacağını yani o proteinlerin kişilik özellik, karakteristik özellikleri belirlenir. Demek ki kilit kelime neymiş arkadaşlar burada? mRNA'nın protein sentezini desteklediği. Trigliserit dediğimiz şey bizim yağlarımızdır yani depo yağ formumuzdur daha doğrusu. Emreyle bir alakası yoktur. Selüloz bitki hücrelerinin hücre çeperlerinde bulunan çok dayanıklı bir polisakkarittir. Yani karbonhidrat polimeridir. Doğru değildir. Nükleotit dediğimiz şey belki kafa karıştırabilir. Çünkü mRNA bir nükleotit polimeri yani cibonükleotitlerden oluşuyor. Fakat bahsettiğimiz olay bu değil. Hangisi kalıp olarak kullanılır demesinin şeyi beni doğrudan proteini itiyor. Protein sentezi arkadaşlar genetik çeşitliliği sağlayan, daha doğrusu genetik çeşitliliğin kendini ifade edebildiği noktadır. A, B, C, D kişiler arasındaki farklar kesinlikle ve kesinlikle e, onların proteinin işleyişi arasındaki farklarla yüzüne çıkar. O yüzden cevabım proteindir. Nişasta yine bitkilerde e, bitkilerde bir depo polisakkarit görevi bir karbonhidrat polimeridir. O yüzden cevabım proteindir. Anlaştık. Üçüncü sorumuza da Geçtik. Çok güzel bir şablon var. Şimdi bu soruları gördüğümüzde millet ilk yapmamız gereken şey olayın gelişini anlamak. Bağırsak var. İnceliyorum. Bağırsak dördüncü damar kan getiriyor. Zaten kırmızı göstermişler. Demek ki bağırsak atar damarı mı? Peki ondan sonra üçüncü damar bağırsaktan karaciğere bir geçiş sağlamış. Besin geçişi sağlayacak herhalde. Biz buradaki cümlemiz neydi? Hepatik portal ben ya da kapı toplar damarı diyorduk yazalım. Kapı toplar damarı. Kapı toplar damarıyla ile beraber karaciğere gidiyordu. Peki kapı toplar damarının görevi neydi? İnce bağırsakta emilen e, ve işte hani artık kana alınan monomerlerin karaciğere giderek karaciğerden vücuda dağılmasını sağlamaktı. Anladım abi. İki ne? Karaciğere tabi buradan besin gelmiş olsa da bir yerden kan gelmesi lazım. Buyurun karaciğer atar damarı. Peki süper. İşin sonunda peki. Karaciğerden sonra tabi bu toplar damar sistemine karışarak kalbe geri dönmek zorunda. O zaman bir de karaciğer toplar damarı oldu. Karaciğer toplar damarı. Kapı toplarla karışması ne böyle yazıyorum. Yavaş yavaş konuşalım müthiş bir soru olmuş arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. İki numaralı damardaki kanın amonyak derişimi bir numaralı damardan daha yüksektir. Şimdi amonyak dediğimiz kimyası yılan arkadaşlarımız zaten NH3 olarak da adlandıracakları bu molekül. Bizim protein metabolizmamız sonucunda, protein metabolizmamız sonucunda açığa çıkan ve vücudumuzda üretilen e, azotlu atıktır. Yani, fakat amonyak sadece sularda yaşayan, sucuz ortamlarda yaşayan yani suya erişimi çok kullanan canlıların atma lüksü olan bir şey. Hocam niye atma lüksü diyoruz? Çünkü amonyağın vücuttan atılması için korkunç bir su miktarı gerekir. Biz bu su miktarını sağlayamadığımız için amonyaktan üre, derişimi, üre dönüşümü yaparız. Ve bu üre dönüşümü bizde karaciğerde gerçekleşir. O yüzden karaciğere gelen şeylerde, gelen maddelerde, gelen kanlar, kanda amonyak miktar fazlası çıkışında ürenin daha fazla olacağını, amonyanın daha az olacağını söylüyoruz. Bakalım. 2 numaralı damardaki kanın amonyak derişimi 1 numaralı damardan daha yüksektir. Şimdi buradaki... Amonyak derişimi tabii ki bire göre daha yüksek olacak. Çünkü arada karaciğer zaten amonyak üre çevrimi yaptı. Yani geliş gelen üre gelen amonyak miktarı azalırken çıkıştaki üre miktarı arttı. O yüzden biri Alıyorum amonyak derişimi daha fazladır. 2. Açlık durumunda 3 numaralı damardaki glikoz derişimi 1 numaralı damardan yüksektir. Bu çok kritik bir nokta. Açlık durumu dememizin sebebi. Normalde eğer vücut beslenmişse yani canlımız yemek yemişse insanımız biz bağırsaklardan glikoz emileceğini bu yüzden 3. damar olan kapı toplar damarına glikoz derişiminin yüksek olacağını biliyoruz. Fakat açlık durumu demiş. Açlık durumunda bağırsaktan tabii ki bir emilim olmaz çünkü bir sindirim söz konusu değil. Açlık durumunda karaciğerdeki glikoz Depoların depolarının yıkılması sonucu. Açığa çeken glikoz damarı verilir ve oradaki e, toplar damarla beraber kalbe döner. Yani açlık durumunda aslında 3'te glikozun yüksek olması gibi bir durum söz konusu değil. Hatta glikoz daha az ve damar belki vücutta en fazla olan yerlerden bir tanesi. Karaciğer toplar damarı açlık durumunda çok önemli. C şıkkı. Bir numaralı damardaki kanın üre derişimi... 2 numara damardan yüksektir. Bakıyorum. 1 numara dediğimiz yer burasıydı. Yani karaciğer amonyak üre çevrimini yaptıktan sonraki damara tabii ki üre miktarı 2 numara damardan daha yüksek olacak. A öncülü A şık aslında yakın bir şık. Devam ettim. Tokluk durumunda şimdi besini aldım. 3 numara damardaki kanın glikoz derişimi 4 numara damardan daha yüksektir. Evet. Çünkü ee, diyeceksiniz ki belki hocam bağırsağa gelip çıkmıyor mu ne değişecek arada bağırsak glikoz mu üretiyor hayır fakat bağırsak glikozu emiyor o emdikten sonra kapı toplar damarında çok yüksek bir miktarda ben glikoz görüyorum. Ondan sonra tüm vücudu dolaşıyor o glikoz işin sonunda tekrar buraya geliyor. Yani burada aslında glikoz harcanmış. O yüzden denizliği doğru kabul ederim. 2 numara damardaki kanın glikoz değişimi 4 numara damara eşittir. Belki iddialı gelecek ama fark ettiyseniz ikisi de. Biri karaciğer atar damarı, biri ince bağırsak atar damarı. %100 yüz eşit diyemesem de Tabii ki çok yüksek oranda benzerdi çünkü ikisi de atar damardır arkadaşlar. İkisi de aynı sürede, benzer sürelerde glikozu alırlar ve kullanırlar. O yüzden cevabım Bursa. Yani sanat eseri gibi bir soru. Harika olmuş. Devam edelim. Proteinlerin enzimler yardımıyla yapı birimlerine ayrılması. Ya yani bunu zaten ben hidroliz tepkimesi olduğunu artık anlıyorum. Yazalım hidrolizi. Hatırlarsanız arkadaşlar hidroliz tepkimelerinde ben enerji kullanmıyordum. Büyük moleküllerden küçük molekül sentezliyordum. Bunun tam tersi de hidrasyon sentezi. Yani de hidrasyon sentezinde ATP kullanılıyordu. Hepsinde zaten enzim kullanılıyor. Sinirim kalınlığı bölümlerine hangisine gerçekleşir? Enzimlerle küçülme, protein sindirimi. Ağız almam arkadaşlar. Ağız dediğimiz yapıda karbonhidratların e, kimyasal sindirim gerçekleşir. Kimyasal sindirim dediğimiz şey zaten bizim e, enzimleri kullanarak ve işte bazı yardımcı maddeler kullanarak daha küçük maddeleri ayırmaktır. Ağızda bu olay gerçekleşmez. Karbonhidratlarınki başlar. Midede proteinlerinki başlar. Önemli enzimimizi yazıyorum ama. İnce bağırsakta zaten lipitlerinde, karbonhidratlarında, proteinlerinle kimyasal sindirim olur. O yüzden bir yanlışken iki 3 doğrudur. Daha önce de söylediğim gibi test çözümü tekniğini de bir yandan kazandırmaya çalışıyorum. Kalın bağırsakta herhangi bir sindirim tepkimesi gerçekleşmez. Kalın bağırsak su ve minerallerin emildiği ve bazı mutualistik e, ilişkilerimizin bulunduğu bakterilerle yapıdır. O yüzden cevabımız 2 ve 3. Bu soru tabii ki öncekine nazaran birazcık daha rahat olmuş. Evet arkadaşlar yanda bir şema verilmiş. Okuyoruz şemamız. İlgili maddenin kandaki miktarının değişmesi, endokrin bezin uyarılması, hedef hücrenin uyarılması ve sonuç. Peki burada bir şema verilmiş. Bu tabii ki hormonların salgılanması alakalı bir geri besleme mekanizması. Açıklamamızı okuyoruz. Hormonların kandaki değişimleri çeşitli geri besleme mekanizmalarıyla düzenlenir. Yanına böyle bir düzenleme şema edilmiştir. Hangisi buna benzer şekilde düzenlenir? Arkadaşlar burada gördüğümüz yapılanma tabii ki şıklara baktığımız zaman adrenalin değildir, östrojen değildir, tiroksinin de değildir. Foliküloji hormonu da değildir. Paratormonun yani bizim paratiroid bezimizden salgılanan paratormon e, hormonunun düzenlenmesi buradaki versiyonu uyar arkadaşlar. Paratormon ne yapıyordu? Vücudumuzdaki kalsiyum derişimi ile alakalı e, düzenlemeleri yapan hormonumuzdu. Biyolojide, de AYT biyolojide mutlaka karşımıza gelen soru tiplerinden bir tanesidir şeyi hedefler bu soru. Doğrudan kazanım odaklıdır. Komünite ve ekosistemlerle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Ekvator kuşağındaki orman ekosistemlerinde tür çeşitliliği fazlayken kutuplara gidildikçe tür çeşitliliği azalır. Çok mantıklı zaten şöyle düşünebiliriz. Ekvator dediğimiz yer bir sürü canlının yaşayabildiği bir sürü çeşitli imkanları olan bir yer. E kutup çok soğuk. zaten belli canlıların yaşaması gerekir çok soğukta. O yüzden bir doğru. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça tür çeşitliği artarken çevrenin taşıma kapasitesi azalır. Düşünüyorum şimdi taşıma kapasitesi dediğim şey bir e, ortamın bir habitatın besleyebileceği yani barındırabileceği canlı sayısıdır. Bu önemli. Fakat deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça tür çeşitliliği artırı anlamadım. Hmm, bir kalsın bu. Ama sanki şu var. Deniz seviyesinde Amazon'da ya mesela artıyor diyoruz ya şu anlama gelir. Everest'in tepesinde en çok canlı var. Ama sanki Everest'in tepesinde atmosfer basıncı düşük. İşler çok istediğim gibi değil. Neyse bir kalsın devam ediyorum. Bu önemli olan zaten şıkların hepsini okuyup hepsini kararlı şekilde devam edebilmek. Kazanım bu. Karasal ekosistemlerin yapısı ve dağılımını iklim ve yaşam alanları tahribatı tabii ki etkiler. Yani çünkü karasal eğer biz gidip bir orman yangını çıkarırsak Allah korusun oradaki ormanda yaşayan canlıları negatif etkileriz. Doğrudur. Suzlu ekosistemler tür çeşidinin başlıca suyun derinliği ve temizliği etkiler. Kesinlikle aynı şekilde doğru. Sularda kirlilik, bunlar zaten birazcık çevreyi koruyalım kazanımı. Sularda kirlilik sürücü ekosistemlerin tür çeşitliliğini olumsuz etkiler. Hatta sosyal medyada çok talihsiz videolar görüyoruz. Balıkların e, plastik yedikten sonra işte midelerinden plastik çıkması gibi tatsız bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Demek ki Edine de doğru. Yani böyle bir şey söylerken düşünebilmek gerekiyor arkadaşlar biyolojide. Bir tane bilgiyi doğrudan evet bu doğru bu yanlış diye ezberlemeye kalkarsak işimiz çok uzun sürer. Fakat bunu düşünebiliriz. Everest'in tepesinde mi çok fazladır şey yoksa Amazon ormanlarında mı diye düşününce Amazon ormanlarında canlı çeşitliliği daha fazla. Demek ki Everest'e doğru çıkıldıkça %100 artıyor diyemem. Yani müthiş harika bir görselimiz var. Takdir edersiniz ki bu kloroplast görselidir kloroplast bizim e, bitkilerimizde fotosentezi sağlayan organeldir. Yapısında klorofiller bulunur tabii ki. Burada tilakoid zar sistemini gösteren bir e, sorumuz var. Zaten şematize edilmiş söyledi. Kapalı tomlu bitki dedik bile. Kapalı tomlar daha gelişmiş olan bitki türleridir. Tilakoid zar, zarlar arası alan iç zar, dış zar, iç zarı bitokondride krista diyorduk. Stroma aradaki matrikse tekabül eden yer. Peki. Kloroplast fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Fotosantez tepkimleri sırasında foto fosfosforilasyon aman tanrım bunu kesinlikle açıklamamız lazım. Fosforilasyon dediğimiz şey bir şey fosforil grubu eklenmesidir. Yani bu durum için ATP sentezidir. Fotofosforilasyonun başındaki fotoysa o enerjinin nereden alındığını gösterir. Işıktan gelen enerjiyle fosforilasyon yapmak ve ATP sentezlemek bizim için fotofosforilasyon kelimesidir. Ve bu tabii ki ATP sentez enzimiyle olur. ATP sentez. ATP sentaz enziminin nerede bulunduğunu ki soru zaten bunu soracaktır. Patoforasyon gerçekleştirirken ATP sentaz enzimleri nerede bulunur? Ee, peki hangisinde bulunur? Şöyle bir durum var. Biz e, tilekoid zarın üstünden hidrojen artı geçişleri olarak yani depolanmış şeyin tekrar girerken çıkarken ki e, hidrojen artı geçişinde enerji üretildiğini biliyoruz. O yüzden ATP sentaz tilekoid zarda bulunur arkadaşlar. Çok çok önemli bir bilgi hem fotosentezin mantığını bilmemiz gerektiren bilgi hem de çok kilit bir bilgi e, sorusu olmuş. Denizli dedik. Dokuzuncu soru. Yine bir parçada anlam sorusu artık parçada anlam sorularıyla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İstilare tür insan eliyle taşındıkları bir bölgeyi ya da habitatı ekonomik, çevresel ve ekolojik yönden kötü etkileyen egzotik türleri ifade eder. Bu türler bitki ya da hayvan olabilir. Taşındıkları bölgede doğal düşmanları bulunmadığından hızla çoğalarak doğal düşmanları bulunmadığından çok önemli. Hızla çoğalarak doğal dengeyi bozarlar. Ne demeye çalışıyorum? Doğal dengeyi bozarlar. Yani bu şu, zaten istilacı tür dediğimiz şey şu. Bir ortam var. Dışarıdan kimseyle yarışmayan tamamen kendi istediklerini yapabilen çok sayıda canlı giriyor. Hızlıca orayı domine ediyorlar ve artık orası onların istila bölgesi oluyor. Soruya indim. Doğal yaşam alanları tropikal bölgelerdir. Ya yani istilacı türlerin tropikal alanları da belki istila edebilirler ama yani çok %100 bir bilgimi bu? Çok emin olacağım bir bilgimi sanmıyorum. B. Çevresel değişikliklere karşı toleransı yüksek canlılardır. Şimdi bu zaten böyle olmasa arkadaşlar biz bunların istila edemeyeceğini öngörürüz. Neden? Çünkü diyelim ki bir yere gidiyor. orada atıyorum sıcaklık yükseldi. Aa burada biz istila edemeyiz deyip, geri dönmemeleri lazım. İstilacı türlerin ee, şeyleri, bu toleransları, hoşgörüleri çok yüksektir her türlü can, her türlü ortama karşı. Peki diğer canlıları yiyerek beslenen türlerdir. Hayır, bunlar belki istilacı değil, gözünüzde piranalar falan canlı her şeyi yem öyle değil ama. Ee, o yüzden C şıkkı da doğru değil. Yavruların olgunlaşarak ergin bireylere dönüşmesi bir yıldan uzun uzun sürer. Eğer bu kadar yavaş ürerlerse insanlar gibi o zaman popülasyonlar ne? Yani popülasyon içinde jenerasyonlarca olması gerekir. Bu durum söz konusu değil tabi. Sadece eşeğisi olarak çoğalan canlılardır. E, dikkat dağıtma seçeneği. Tam bir yorum yapamayız eğer hakkında. O yüzden cevabım Bursa'dır. Çok çok güzel. Çok güzel bir soru. Yanda rekombinant bakteri üretimi şematize edilmiştir. Rekombinant derken rekombinant. Tekrar üretilmiş yeni bir e, şey. Yeni bir genetik yapıya oluşturulmuş bakteri demektir. Bakalım. Bakteri var. Bakteri kromozomu var. E, plazmiti almışım buradan. Tamam. Burada DNA molekülü var. Bu gelişmiş bir hücre. DNA molekülünü şey yapıyorum. Ayırıyorum. Aktarılacak geni kesiyorum. Sonra X ile birleştiriyorum. Y oluşuyor. Sonra Y'yi plazmite aktarıyorum. Sonra çoğaltıyorum. Peki. Soruya geçtim. Eşkinden başlayayım. Rekombinant bakteriler mitozda çoğalabilir. Zaten bakteriler mitozda çoğalmaz ki. Bakteriler ikiye bölünürler. Mitozda bölünme. ikiye bölünmenin daha belki gelişmiş hali ama bakterilerin mitozda bölünmediğini biliyorum. Y bakteri hücresinin endositozlanır. Zaten bununla alakalı herhangi bir bilgim yok. Gen aktaran bakteri yeni bir tür olarak tanımlanır. Hayır, yeni bir tür değil fakat o türün başka bir varasyonu olarak e, tanımlanabilir. Peki, DNA parçalarının birleştirilmesi biz o kazaki fragmentlerinde de gördüğümüz 12. sınıfta ligaz enzimiyle ile olur. O yüzden X ve Z'lerin, X ve Z parçalarının birleştirilip Y elde edilmesini DNA ligaz sağlar. Bu tarz sorulara baktığımızda tabii ki ÖSM'de daha şey gelecektir karşımıza. Daha uzun daha uzun bir sarık olarak karşımıza gelebilir. Daha detaylı da verebilir. Ama önemli olan dediğim gibi temel noktayı kaçırmamak arkadaşlar. Devam ettik. Çiçekli bitkilerde görülen durumların hangisinin bitkilerin kendi kendini döllenmesine engeller diye soruyorum. Şimdi bu çok önemli bir şey. Baya baya önemli bir durum. Şunu söyleyelim. Bir bitki neden kendini dölleyemesin? Zaten çoğunun hermafrodit olduğunu, çift cinsiyetli olduğunu biliyorum. Eğer kendini dörlerse daha kolay şekilde bu işi çözebilir değil mi? Peki bu neden yapmıyor? Biz genetik çeşitlilik sağlamak için e, evrimleşmiş bir yapıya sahibiz tüm canlılar olarak. O yüzden o canlı, o çiçek kendini, kendini çaparsa, şey yaparsa, kendini döllerse bu sefer genetik çeşitlilik sağlayamayacak. O yüzden bunu yapmıyor. Kendi kendine döllenmesini engellemesinin sebebi. Bakalım. Bir çiçeğin dişilik borusunun tepe kısmında polenlerini tutan yapışkan maddeler salgılaması. Bu başka bitkilerin e, polenlerini yakalayabilmesini sağlar değildir. Çekli salgından bal özü miktarının arttırılması, çekli salgından bal özü miktarının azaltılması. Hayır. Aynı çiçek üzerinde dişi ve erkek organların aynı anda gelişmesi. Bu aslında tam tersi. Bunu sanki sağlayacakmış gibi bir öncül. e şıkkına çok dikkat edelim. Bir çiçekteki dişi organın enzim salgılayarak aynı şeye ait polen tipinin gelişimini durdurması. Yani o polenden ovaryuma polen girişini, pardon o polen tübü olmadığı için polen şeye ulaşamıyor. Spermler ovaryuma ulaşamıyorlar. O yüzden aslında kendi kendini döllenmesini engellemiş oluyor. Çok önemli bir soru. Çok. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Devam ettik. Bir bitki sorusuyla karşıyayız. Hatta bir bitki bilgi sorusuyla karşı karşıyayız. Bitkisel hormonların hangisi köklerde sentezini ve odun borularıyla bitkine toprak üstü organlarını iletir? Odun borusu dediğimiz şey kısilemdir. Flüem dediğimiz ileride soymuk borusudur. Bu sorumuzun cevabı stokin olacak. hücrelerin e, gelişmesinden yine büyümesinden göre olan e, hormonlardan bir tanesi. Daha önceki denemede de söylemiştim arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka hormonlara çalışalım. Oksin, etilen, giberelinin, e, e, apsilik asit, ABA hepsi çok önemli. Bu sorumuzun cevabı direkt köklerde sentezlenen ve kısilemle taşınan hormonumuz stokinindir. Peki bu denememizin son sorusuna gelelim. Bitkilerde uç meristemler özel yapılarla korunurlar. Bu çok doğru, çok mantıklı bir şey. Çünkü meristem sonsuza kadar büyümesi gereken bir şey. Büyüyebilen bir şey. hücre bitki için çok önemli. Onu bizim korumamız lazım. Göstermiş. Hangisine doğru verilmiştir diye soruyor. Bir tanesi kökü koruyan yapı. Ben kökü koruyan yapının zaten kalipsi olduğunu biliyorum kökün ucunda olup kökün toprak içinde giderken ilerlerken çünkü kök tabi suya doğru gidecek kök toprak içine ilerlerken herhangi bir negatif şey olmasın diye e, negatif bir etkilenme olmasın diye sahip olduğumuz şeyin kalipte olduğunu biliyorum cevap çıktı sanki diğer kısım da apikal meristemin ucunda bulunan ve apikal meristemi zarar görmesini engelleyen koruyucu yapraklardır o yüzden cevabım arkadaşlar B seçeneğidir Müzik Çok teşekkür ediyorum dersim dediğiniz için. İkinci denememizdi bu. Devam edeceğiz denemelere. Siz de mutlaka ve mutlaka hem kendi denemelerinizi hem de video izlemelerini atlamayın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum size. Hoşçakalın.